Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte mis kokulu bir kurabiye hazırlıyoruz. Az malzemeli portakallı anne kurabiyesi yapıyoruz. Kurabiyenin yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet büyük bor yumurtayı karıştırma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Bir portakalın kabuk rendesini ekliyorum. 1 su bardağı da sıvı yağı, ayçiçek yağı ekliyorum. Fındık yağı ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Tamamen birleşmelerini sağlıyorum. Bu tarifte portakal kabuğunu ne kadar çok kullanırsanız çok daha lezzetli, güzel bir koku elde edeceksiniz. Şimdi un eklemeye başlıyorum. 3-3,5 su bardağı kadar un ekleyebilirsiniz. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre değişecektir. Bir paket kabartma tozu ve bir pakette vanilin ilave ettikten sonra kaşık yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. İlk aşamada kesinlikle elimi daldırmıyorum. Bu şekilde hamuru toparlamak çok daha kolay oluyor. Üstelik eliniz de kirlenmiyor. Eğer evinizde vanilin yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Portakalın kokusu da güzel bir aroma verecektir. Bakın gördüğünüz gibi kaşıkla kolayca toparlayabiliyorsunuz. Hamura bakıyorum. Şekil alır düzeyde. Bu benim için yeterlidir. Şimdi elimle de birazcık toparlıyorum. Bu arada eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz şehri ya da ülkeyi de yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine şöyle yumurtadan biraz hamura şekil vermeye başlıyorum. Şöyle hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak elimle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi biraz yağlıca bir hamur. Bu sizi endişelendirmesin. Piştikten sonra yağdan eser kalmıyor. Bu arada diyebilirsiniz ki benim evimde portakal yok ama limon kabuğum var. Bence limon kabuğu da gayet güzel yakışacaktır. Limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Videonun yorum kısmına denememi istediğiniz tarifleri de yazarsanız çok mutlu olurum. Verdiğim ölçülerle ben 24 adet kurabiye elde ettim. Şimdi kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı ve süt karışımıyla bir sos elde edeceğim. Bir yumurtanın sarısını çok az sütle çırpıyorum. Bu üzerinin daha parlak olmasını sağlayacak. Hazırladığım sosu kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Ama diyebilirsiniz ki ben ekstra yumurta sarısı kullanmak istemiyorum. Yumurta harcamak istemiyorum. Saygı duyuyorum. Ne yapabilirsiniz peki bu aşamada? Üzerine sadece toz şeker serpebilirsiniz. Ya da biraz pekmez ve sütü karıştırarak da üzerine sürebilirsiniz.
Şimdi kurabiyelerin üzerine bir çatal yardımıyla şekiller veriyorum. Piştikten sonra daha güzel görünmelerini sağlayacaktır. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım ve ısıttım. Kurabiyeleri mutlaka ısıtılmış fırına göndermenizi öneriyorum. Yaklaşık 20 dakika sonra kurabiyelerim çok güzel bir şekilde piştiler. Umarım siz de bu tarifi denersiniz ve memnun kalırsınız. Kıyır kıyır çok nefis kurabiyeler elde edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.